Tahtacı köyü Tahtacı köyü nami ile bir köy vardır. Bu köye tek gözlü bir köprüden geçen yol üzerinden gidilmektedir. Yol ileride ikiye ayrılacaktır. Sağ yol doğru yoldur. Kılavuz olarak yolun sağ tarafına bakın, saat resmi göreceksiniz, yine ileride sol cihete ayrılıp yollardan biri türbe tepeye çıkar, türbe tepeye çıkarken yolun kenarına bakın B. Dört köşe olarak işlenmiş ambar kaya vardır. Ambar kayanın bir tarafında meşale resmi, diğer tarafında istavroz mevcuttur. İstavrozun ucunda hazen yaprağını görebiliriz. En büyük istavrozun boyunu ölçü alıp derin kazarsan bir mahzen bulursun, mahzeni doldurduk pek çok zengindir. Aynı yolu izlemeye devam edilirse kaya üzerinde tavşana saldırır vaziyette bir şahin görebilirsiniz tepenin üzerine çıkılınca orta yere doğru yürü, üç adet koltuk taşı görürsün, uzun oluk şeklindedir, onların yanlarında kalan yerde bir nöbetçi barakası vardır. Barakanın altında dikkatle izlenirse yarım ay ve hilal göze çarpar, karşısında ise dolunay ile güneş resmi vardır, barakanın içine girdiğinizde altında kalan dört köşe taşları yerlerinden kaldırarak alt üst edin bir takım tekrarlamalar görürsünüz. İşte bu rakamlar gerçek krokidir. Aynı şekilde ve aynı tepede bir taşta kahve tepsisi resmi ne vardır? Alt, alta sıralanmış, 8 cezve ve 8 fincan görürsün. Cezve ağzının önünden itibaren 3 adım mesafede bir taş bulursunuz, bu taştan itibaren her her üçer adımda bir muntazam yapma taşlar görürsünüz, taşları tutup kaldırın altından çift rakamlar çıkacaktır. Tek rakamlar çift rakamla karşılaştırılınca merkezimizi ortaya çıkarmış olursunuz. Ali Safran Bey Köyü Ali Safran Bey Köyü'nün yayan 15 ila 20 dakika deniz sahilindeki yeni köy vardır. İleri orman içerisinde gün görmez Aksu Boğazı vardır. Daha ileride Kara Dağın bulunduğu mevkide Cenevizlerden kalma bir kale harabeliği ile Ceneviz Kale vardır. Bu kalenin daha fazla gün görmeziyle Aksu Boğazı ve Karadağ mevkilerinde olması muhtemeldir. Bu Ceneviz Kale Harabeliğinin çevresinde yani yakınlarında içine 3 basamakla girip çıkılan açık bir mağara mevcuttur. Mağaranın yakınlarından yarı kaldırımlı bir yol yukarı yöne gitmektedir. Bu ince kaldırımlı yol ile Ceneviz Harabeliği yukarıda bir tepeye gitmektedir. Burada belirli mesafelerde 12 adet dikili kılavuz taşı vardır. Kalaykaş köyü Kalaykaş köyünün gün doğu yönü aynalı dere ve çukur harami derenin başlangıç noktalarındadır. Kadıköy'e olan mesafesi 2 saat olmakla beraber Kara Ali Paşa'nın otlağı da aynı şekilde 2 saatlik bir mesafededir. Konstantinpolis yani İstanbul'a olan mesafesi ise 4 saattir bu muhteşem ve esrarlı değirmenimiz kolay geçit vermeyen bir çatağın içindedir. Aynı zamanda iki kalenin arasında kalmaktadır. Burası oldukça çok baldırganlıktır, bir o kadar da sarmaşıklık ve taşlıktır. Bu harika yöreyi iyi bilmeyen buradan çıkması mümkün dahilinde değil ve bu şansa sahip değildir. Asla çıkamaz, karışık ve kompleksli bir yer, sadece harami dereyi takip ederse kurtulabilir. Adamlarımızın barındığı yine acayip derecede beğendiğim bir yörede tahtalı köydür. Bu köyde 350 adamım emirlerime hazır devamlı olmak üzere burada bulunmaktaydılar. Akıl almaz değirmenimize ancak iki yerden su geldiğini anlamakta pek zorlanmayacaksınız. Yapmış olduğumuz özel kanallarla değirmenin oluğuna su gelir. Biri içimi güzel olan tatlı su kaynağından, diğeri ise şelaleden gelmektedir. Burada gözleyebileceğimiz bir su yolu vardır. Bunun dışında bir de ani baskınlardan kurtulup kaçmak gayesiyle kullandığımız gizli geçidimiz mevcuttur. Bu geçitte muhteşem işaretlerimizi görebilirsiniz. Bunları şöyle sıralamak istiyorum: 7 piliçli tavuk, tüfek, yılan, kesik domuz kafası, nöbet yeri olduğunu gözler taş kaldırımı takip edebiliriz. 35 adamımızın çalışmakta olduğu bu muhteşem değirmenimiz iki katlıdır. Aynı değirmenin güneyinde bol suyu olan 12 yalaklı 3 kurnalı bir de çeşmemiz vardır. Bu bölgede Harami Dere'nin boyunda üzüm bağlarımız vardır. Kirazlığım, 50 adet kara kavak ağaçlarımız ve erik ağaçlarımız vardır. İki bakır para değirmen bölgesi sık kızılcıklıktır. Bu kızılcıkların içinde Murat Ağa'nın mezarı vardır. Murat Ağa'yı daha ilk günde öldürdük sebebi ise bize karşı işlemiş olduğu ihanetten dolayıdır öldüğünde yığıldığı yere gömdük, Murat Ağa'nın cesedinin altında ise iki bakırda paramız vardır, bu değirmenin oldukça yakınında, çok büyük sarmaşıklık vardır. Bu sarmaşıklığın içinde gizlenmekte olan bir de mağaramız vardır, bu mağaranın alnında bir nal ve bir de istavroz vardır, en üst kısımda bir de delik vardır. Kapıyı açmak için 3 basamakla bir el girecek kadar dar olan deliğin yanına çıkılır. Bu delikte bir kol var. Bu kol sağ yöne çevrin. Kapı ise 4-5 kişiyle geriye iterek açılır. Mağara iki kola ayrılır. Sağ taraf tuzaklı yoldur. Erzak ve ganimet dolu odalara giden sol kol ise yine çıkış yoludur. 14 basamak ile 7 katır tavlası mağarasına çıkılır. Kudret Kale Çingene Kale Ceneviz Kale buraya çok yakındır.